Biz dünyada mesela mal için birçok insanın ne kadar hırs yaptığını görüyoruz. Hı, hı Mesela kazanmak için. Mesela zengin olan insanları gördüğümüzde. Mesela şuna hiç rastlıyor musunuz? Ee, bir insanın işte 100 milyon doları var artık ben durayım yeter bana bu para deyip keşere çekti. Yani yüzde kaç insan bunu yapıyor? Birçok insanın 4-5 firması varsa o firmalarımı daha da büyüteyim diyor. Karım mesela 10 milyon dolarsa 100 yapayım diyor. 100 ise 1 milyar yapayım diyor. 1 milyarsa daha da çok olsun diyor. Şimdiki dünyadaki insan, dünyada bile insanlar öldükten sonraya taşıyamayacakları malları için bu kadar e, hırs yapıyorlarsa ahiretteki mevkimiz kalıcı. Hı hı. E, onun için acaba ne kadar çalışmaya gerekir? Yani bir insanın ben nasıl olsa cennete girerim. Tamam, o da zaten hiçbirimizin garantisinde değil. Evet. Ama diyelim ki garantisinde olsa bile cennette daha da iyi bir derece kazanmak için Çalışmamız gerekmez. Yani eğer bir insan dünyada olabilecek maksimum elde etmek için bu kadar çalışıyorsa hiçbir yere taşıyamayacağı mal için, mülk için, hı hı. ahirette ben kenarından girsem yeter diyorsa hı hı. E bu herhalde ahiretle ilgili yeterli bir bilinci oluşmadığının ancak e, göstergesi, göstergesi olabilir. Bir olabilir. de yani olması gereken şey şu, hep yani hep dünya işlerinde hı hı. bizim gerimizdekilere e, bakıp şükretmemiz lazım. Kendimiz neye sahipsek sahip olalım. Mutlaka bizden daha az bir şeye sahip olan biri vardır. Allah'a şükür yani ben şunun durumunda olabilir diye geridekilere bakmak lazım. Ahiretle ilgili işlerde ise Kur'an'da hayırlarda yarışanlardan bahsediyor. Evet. Ahiretle ilgili işlerde ya ahirette ben Allah'ın en çok rızasını kazanmam lazım diye bir yarış içinde olmam gerekir. Oysa birçoğumuz tam tersini yapıyoruz. Ahiret işlerinde bakıyoruz falanca hacı hoca işte o da onu yapıyor, o da bunu yapmıyor diye kendi eksikliklerimize mazeret bulmaya çalışıyoruz. Ahiret işinde geridekilere bakıyoruz. Ee, dünya işlerinde ise önümüzdekine bakıyoruz.